ancak 24 saat sonra kayıp sayılır dedi. Ama biz derdimizi anlatınca böyle böyle diye bakarız dediler ama bilemiyoruz tabii. Bulacağız, merak etme dediler. Bulacaklar. Ha deyince bulunuyor sanki. Koskoca İstanbul, iti var, uğursuzu var. Bu küçük yerde başına neler geldi. Mukaddes sus. Bak gör buralarda neler gelecek bunun başına. Sus dedim. Ya lütfen, zaten sinirler gergin, canlar sıkkın. Bir de daha fazla elektriklendirmeyelim ortalığı. Ben mi geliyorum ortalığı? Tabanların popomu vura vura ben kaçtım çünkü. Senin yüzünden kaçtı Fatma Gül. Bana bak. Ne? Senin yüzünden kaçtı. Eşyalarını karıştırdın diye utandı kaçtı. Bağırmalarına dayanamadı artık. Bana bak, alırım ayağımın altına rap. Benim kardeşim yemediği halt kalmadı demiyor da bir de suçlu arıyor utanmadan ya. Ya yeter artık. Birbirinizle uğraşmayı bırakın. Tüh yazıklar olsun, bir de suçlu ben mi oldum? Ha? Durun da şimdi. Fatma Gül'ün sakin sakin yani nereye gidebileceğini düşünelim. Cehennem dibine gitsin o. Fatma Gül batırsın, mukaddes temizlesin değil mi? Sahtekar. Sonra bütün lafı ben işitiyorum. Ne dedim ben ya? Mektubu saklamışsın dedim. Saklamış mı saklamamışım mektubu? Ne karıştırıyorsun? Karıştırma. Rahmi, burası benim evim, benim. Burada gizli saklı iş çevrilmeyecek. Baka vekalete ne oldu? İyi ki saklamamış mıyım ben? Aldı, aldı onu. Dün gece elindeydi. Aldı demek onu. Bak görüyor musun kendi başına ne işlere kalkıştı? Başımıza neler getirdi ya. Neyse, Allah'tan parası yok bunun. Ha yok ya, parası da var bunun. Kerim bütün parasını onun üstüne devretti. Ne parası? Ne bileyim işte, biriktirdiği paraları herhalde. Gitmeden önce bir hesap cüzdanı bırakmıştı buraya. Fatma Gül de yırtmış atmış onu. Neyse, Allah'tan o paranın bir kuruşuna dokunmaz o şimdi. Bu işin altından bir şeyler çıkacak ama bak görsen. Hadi siz şöyle oturun da bir sakin sakin konuşalım. Şimdi acaba Fatma Gül'ün kasabadan falan tanıdığı, bildiği bir arkadaşı falan var mıydı? Hiç arkadaşı yoktu ki Fatma Gül'ün. Bir tek Mustafa. Yok artık. Mustafa'ya gidecek hali yok. E burada da hiç evden dışarı çıkmadı. Hiç arkadaşı yoktu. Mermi de bu eksikti işte, al. Emre iyi çocuk. İnşallah kız da öyledir de arkadaşın olur. Hiç değilse yalnızlık çekmezsin. Bakacağız artık. Fatma Gül'ün bir arkadaşı var. Kim? Emre'nin kız arkadaşı. Ha, doğru ya. Aa Emre. Günaydın. Günaydın, gel gel. Yok, ben hiç girmeyeyim. Bunları verip gideceğim. Emre. Erol amca artan yemekleri 3 eve dağıttı. Size, bize, bir de kendine. Gelsene. Ellerine sağlık, afiyetle yesinler dedi. Rahmi, alsana çocuğun elinden. Gel sen de içeri hadi. Yok vallahi ben girmeyeyim. Zaten sabah annem çok erken kaldırdı. Gözümden uyku akıyor. Gidip hemen yatacağım. Malum dün gece çok içtik. Ay sorma sorma. Emre, seninle 2 dakika bir şey konuşacağım. Gelsene. Peki. Kerim abiler uyuyor mu? Yok yok, Fatma Gül kaçtı. Ne? Yok öyle bir şey. Değil. Sen yine bir gir, anlatacağız. Kayboldu işte, kayboldu. Bulamayacağız Fatma Gül'ü, kayboldu. Rahmi, Allah aşkına bir de seninle uğraşmayalım. Bir yere kaybolduğu yok, bizi sinir etmek için yapıyor. Gece kalmaz gelir o, bak gör. İnşallah. Tabii canım. Yani o kadar büyük bir tartışma değildi değil mi? Hem Kerim abi gider bulur, barışırlar. Geçimsiz anacığım bu, geçimsiz. Safi kıskanç. Dün gece o masaya baktım, bu masaya baktım diye yedi bitirdi çocuğu ya. Evet, bir ara tatsızlardı, ben de fark ettim. Huysuz işte, huysuz. Kesin bir köşeden bizi seyrediyordur koşuşturmamızı. Bak gör. Vallahi mi mukaddes? Nereye? Hava almaya. Neyse, ben de kalkayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsınız. Emreciğim, kimseye bir şey söyleme ama olur mu? Şimdi geri döner, millet konuştuğuyla kalır falan, tamam mı? Tabii tabii. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Hoşça kal.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.